Türkiye liginde bir takım kuruyorsun. Hangisini almak istersin? Yani daha tecrübeli olmasından dolayı. Bugünden sonra. 10 sene önce, 10 sene önce ben aynen şeyi alırım abi. Muslera 10 sene abi. Tabii bugün itibariyle kim bilir kaç yaşında. Bugün itibariyle soruyorsun. Bugün yaptı. Evet yani. Bugün. Hangisi daha formda şu anda? Hangisi daha güven veriyor? Bugün itibariyle. Bugün itibariyle. Aynı ayarda bence ikisi. Ama bu adam daha 10 yıl daha oynar. Oynar ama mesela o bu hafta yaptırdığı penaltı, abuk sabuk penaltı, adam avuta gidecek, gitti haklısın. Adamın önüne yatıyor. Var ama futbolda. Ama Muslera yani her zaman biraz daha güven vermiyor mu? Adnan ne diyorsun? Vallahi ben şunu söyleyeyim, Muslera Türkiye'nin en iyi kalecisi. Doğru. En doğru. İyi kalecisi. Fenerbahçe'nin Livakovic de iyi kaleci. Fakat Fenerbahçe çok iyi kadroya sahip olduğu için, yani kalecinin kurtaracağı maçlar şu anda daha hala gelmedi. Ya bir maçı almadı mesela. Belki bir tane evet, maç vardı. Güzel bir yol. Yani bir maç almadı yani daha. Onu bekliyoruz. Şimdi ona göre karar vereceğiz. Ama Muslera... Abi canım senelerdir oynuyor. Defansta Galatasaray'ın 3 tane oyuncusu var. Banko, 2 Abdülkerim Sakat. Şu anda Davinson Sanchez ve Nelson. 2 stoperle oynuyor. Fener'in bu anlamda bayağı zenginliği oldu. Çağlar geldi. Bonucci geldi. En son maçta Cicu oynadı. Osorvaldi'yi orada kullanabiliyor. Bekaos'u o da gelecek. Yok sonuçta. Yok. Yok yok. Serdar Aziz. Fenerbahçe stoper zengini oldu. Kaç tane öyle stoper var ya? Baba 1 2 yok. 1 2 3 4 5 tane var. Osorvaldi ortada 2 tane değil. 2 tane için 5 tane oyuncu var değil mi? Ama şey Osorvaldi tam stoper değil de şimdi iyi oynuyor Gökmen abi. Her yerde oynuyor da yani. Barış Alper. Senin abi solda oynar Osorvaldi. Esas stoper değil orada. Çağlar orada var. Serdar Aziz var. Sanchez, Nelson. Bonucci. İki takımın Cicu. Zenginliğini düşünürsen yani oyuncu zenginliğini bence Fenerbahçe çok üstün. Bak oyuncu zenginliğini düşünürsen diyorum. Abi. Yedekleriyle beraber. Zenginlik mi? Kalite mi? Kalite zenginlik zaten. O. Tamam şimdi. Baktığın zaman. Bir numaraya Muslera'yı koyduk. 9 numaraya da Icardi'yi koyduk. Doğru mu? Yani Icardi mi? Cepo mu? Herhalde Icardi deriz. Geçtiğimiz seneki Icardi yandı. Şimdi bu sene. Şimdiki yani Cepo dermesin. Abi. Yok abi. Cepo tamam. Yok abi. Yine de Icardi'yi alırsın ama değil mi? İkisinden birini almak istersen. Doğru söylüyorsun. Ben Abu Bakar'ı alırım oraya abi. Abici bak. Ben Abu Bakar'ı yok ya. Tamam, bu takımla ilgili söylüyorum. Abu Bakar'ı seviyor ki. Hangisi ağır basıyor diye. Öbür tarafta da Başşuay çok formda. Ama Ceko'dan dolayı forma şansı bulamıyor ve az buluyor. Halil Dervişoğlu ve Afrika Kupası olan Bakambu var. Yani forvet attı. Bu kadroda baktığımızda Galatasaray'ın daha zengin gibi. Daha işlevsel diyelim. Katılır mısınız? 4. Galatasaray takımında 1, 2, 3, 4 tane adam çok iyi. Bilemedim 5 diyelim. Tamam abi sayalım. Muslera. Evet. Icardi. Evet. Her şeye rağmen. Evet. Kerem Aktürkoğlu diyebilir miyiz? Evet. Evet. Bugün... Vallahi ben evet. Altı Kerem Demirbay. Torreira. Şimdi Fred daha 4-5 hafta yok. Torreira deriz. Torreira'da. Evet başka? Abdülkerim de iyi bak. Bir de Abdülkerim'i koy. Davinson Sanchez ve Nelson değil. Onlar değil de. Peki Abdülkerim koydum. Barış Alper. Barış Alper'i koy, alır mısınız? Yok abi bunların evet. Arasına falan giremez. Barış olmadı abi. Bunların arasına falan girersen o zaman bir, bizi iki, buradan kovarlar. 5. Bizi olmaz mı? O kadar. Selim abi. Peki. Ben kendi takımımı alırım. Fener'in banko adamlarına nasıl bakalım? Ferdi diyelim. Ferdi. Türkiye'nin uzak ara en formu adamı. Yaz. Tamam mı? Simanski mi? Kerem Demirbay mı? Simanski ağır mı basıyor? Simanski abi. Futbolcu abi Simanski. Oh. Ya adam bırak ya futbolcu hemen Galatasaray'ın. Abi Simanski futbolcu ya. Demirbay nedir? Şoför mü? Abi ben ona şoför demedim. Tır şoför adam, abi Demirbay. Ben böyle adamları seviyorum. Futbolcu adam ya. Kim? Simanski kapalı defansta giriyor. Demirci mi abi? Burada mı abi çalışıyor? O demircide çalışır onun yanında. Beni zorlarsanız ben de size bunu söylerim. O da iyi futbolcu ama Mertens'i alırsın, Tadic'i mi alırsın? Ben mi? Evet. Mertens'i hayatta almam. Ben net Mertens'i alırım abi. Daha tecrübeli. Niye biliyorsun? O biraz gıcık futbol oynuyor. İnsanın sinirini bozuyor. Senin mi olabilir? Hakeme itiraz ediyor. Sen de birçok Galatasaray'ı... Abi öyle ama Mertens falan
Oliveira falan geçen sene Galatasaray 3'ü şampiyon yaptı be. Bu sene beğenir Oliveira'yı yazmadım çünkü sezonu kapattığı için. Kapattı sakat. Sen sakat. Mertens'i mi alırsın Tadic'i mi veya? Mertens babacım ya. Selim abi. Kimi? Tadic'i alır. Tadic diyor. Ben peki. De Tadic'i alırım. Peki. Tadic ağır bastı. Icardi burada dedik. Kaliteli oyuncu seçmek burada doğru çift forvet oynarlarsa bakan bu. Aziz Ziyech var. Karşılıklılık. Başşahı Emre Mor var. Emre Mor en zayıf halkayı bir gözüküyor. Sen burada kim alırsın Gökmen abi? Bak söyle. Pardon, çift forvette. Kim? Çift forvet oynatacak olsan Icardi'nin yanında. Kimi alırsın? Diyorsun? Kimi alırsın? Göremiyorum ki abi nasıl bir abi, yazılı. Bakan bu. Halil bak, sen okuyamıyorsun yardımcı olayım. Bakan bu. Halil, Başşahı, Emre Mor, Ziyech. Ceko yok mu orada? Ceko'ydu ya. Ceko burada kaldı. Batshuayi'yi alır. O tarafta alır. Evet. Batshuayi. Sen abi. Batshuayi alır. Sen? Vallahi ben de orada sabitleyeyim ya. Zaha'yı çok beğeniyorum ya. Tam forvet değil ama hoşuma gidiyor bak Zaha. Zaha'yı mecburen evet. Buraya koydum. Ha yok o. Ben onu forvet oynuyorum. Sol, sol taraf Zaha doğru. Bak beğeniyorum onu. Ya onu düşünebilirim ama Batshuayi golcü tabii. O da başka bir oyuncu. Yani. Peki hem Zaha'yı işaretleyelim hem Başşahı'yı. Abi görelim. Kanayan burada olmadı. Zaten hoca da dedi ki ben abi bir sağ bek ve sol bek istiyorum dedi. Olmaz Kaan. O sayede Afrika Kupası'nda burası sanki iki tarafında en zayıf halkası. Ama Mert gözüküyor. Orada iyi. Mert Müldür iyi. Bana da bir şey vermiyor. Vermiyor mu sana Mert? Yani çok güvenemem. Değil mi? Başka bir sağ bek bulabilir Fenerbahçe oraya koyabilecek. Öyle mi abi? Tabii olabilir. Ama o sahaya geliyor zaten. Oslo Valdi'ye falan mı koyabilir? Tabii koyabilir. Onu da o sol sağ oynuyor doğru söyle Selim abi. Daha farklı olur. Daha iyi top kullanıyor. Daha görmedik soru işareti. Endombele herhalde biraz hayal kırıklığı yarattı. Endombele. Biraz değil fazlasıyla yarattı. Abi o Kırkpınar'a devam eder. He? Kırkpınar güreşleri var. Berkan Kutlu çok hazır gelmemiş. Barış Alper bence her şeye rağmen bu... İki takımdan bir 11 yapılacak olsa çalışkanlığıyla formayı alır diye düşünüyorum. Ben zor alır diyorum. Sen ne diyorsun? Bir olur mu ya aslanlar gibi ya? Nasıl, sen hatta sen de alır diyorsun. Alabilir. Ya ben de Barış Alper'den yana tercihimi kullanıyorum. Aynen. Bugün güzel de gol attı. Evet. Şeyde burada peki sizin Fener'de Abdülkerim'in yanına koyabileceğiniz stoper kim olur? Kimin yanına? Davinson Sanchez mi olur? Veya Fener'den bir adam mı tercih edersiniz? Ben Ciku'yu koyarım abi. Sen Ciku diyorsun. Ben Ciku'cuyum. Selim abi. Ben Abdülkerim'i koyarım. Abdülkerim zaten koyduk. Abdülkerim'in onun yanına diyor. Yanına kimi koyarsın? Nelson'u mu? Davinson Sanchez'i mi yoksa Fener'den? Çağlar'ı mı? Serdar Aziz'i mi? Oscar Valdi'yi mi? Bonucci'yi mi? Ciku'yu mu? Bekao'yu mu? Bekao da sakat. Onu da bence silelim. Değil mi? Yok. Yani şu anda sakatlığı devam ediyor. Adam yok gibi gözüküyor. Kimi koyarsın? İtalyan'ı korun ben. Bonucci'yi. Bonucci. Sen? Ben Ciku. Tecrübesi yeter. Ben Ciku. Bilmiyorum da daha iki tane maç oynadı. Baba ne olacağı belli değil. Oynamadı bile bir tane oynadı. Oynamadı yani neyse. 125 kere İtalyan milli takımda oynamış adamdan bahsediyoruz. Baba 38 yaşında. Ne olsun o? Ya Ceko aldınız. 125 sefer. Ceko'yu aldınız 38. Ya. 125 sefer oynayan bir İtalyan milli takımındaki bir adamdan bahsediyoruz. Bir adamı tartışıyoruz. Bu adamın tecrübesi yeter be. Alsın versin dursun orada. Fayda sağlamak. Bu sene önemli. Bu sene önemli. Ben, adamı görüyorum. Yani adam hakkında bir Türkiye için bir fikrimiz olmadı. Olmadı ama adamın tamam, gelişi fikir, kim kumaş. Olduğunu biliyorsak eğer biliyor. O adamda o çıkar. Kötü bir adam değil. Çok iyi bir adam alıyorsun. Çok çünkü... iyiyse abi İtalya'dan neden geldi peki ya? Ha? İtalya'dan değil Almanya'dan geldi. Almanya Union Berlin'e verilmişti. İtalyan milli takımında bu adam. Ama orada da oynuyordu. Eğer Almanya'da ne oynadı abi orada ya? Yüzün üstünde. Oynamış bir adamdan bahsediyoruz abi. Baba miadını doldurmuş Allah'ını seviyorum be Selim abim ya. Peki sen... Nelson'u mu koyarsın Davinson Sanchez'i mi? Davinson Sanchez. Sen Ciku dedin. Sen de Bonucci dedin. Evet. Tamam buraya pas geçiyoruz. Herkesin burada farklı fikri var. Mertens'i koyamadık. İsmail var. Fred de bir 5-6 hafta olmayacağı için Fred'i de burada iyi oyuncu ama... Çok... Fred'i kullanalım abi. He? Fred'i orta sahada kullanalım. Fred'li, Kölüsülü, Fenerbahçe'de Fred'li çıktığı zaman daha farklı oynuyor. Savaşım o zaman şöyle yapıyoruz. Farklı. Kalede Muslera, savunmada
sol tarafında Abdülkerim. Erdi. Sağ tarafta yok hayır orta şeyde kanatlarda Bonucci dedik. Bonucci'nin yanına da Davinson Sanchez diyelim parantez içinde. Tamam. Tamam mı? Anlaşıldı mı Savaş'cığım? İlk 11 yapacaksak Abdülkerim burada oynuyor sol tarafta. Burada sağ taraflı sağ ayaklı oyuncu da Bonucci'yi koyduk. Selim abiye Selim abinin fikrine itimat ederek ve onun tecrübesine inanarak Bonucci bonusunu orada kullanıyoruz. Orta sahaya geldiğimizde Torreira'yı yazdık. Ferdi sol tarafta. Barış Alper de burada işaretli olduğu için Barış Alper de her yerde oynadığı için Barış Alper'i de sağ tarafa koyuyoruz. Buraya. Çünkü herkes Barış Alper'in de olmasını istediği için söylüyorum. Barış Alper'i buradan çıkardık. Ferdi'yi burada yalnız başına ben bıraktık. Ben değil yalnız. Efendim? Ben istemem Barış Alper'i. Tamam ama ağırlıklı Barış Alper. Tabii çıktı. Olabilir. Orta sahada Torreira. Yanına Szymański. Fred. Orta saha. 4-2 yapıyorsak 4-2. Torreira ve Szymański. Yok yok o da Torreira ile yan yana oynar. Koyalım. 4-2 6 oldu. Dolayısıyla 3 kişi daha vereceğiz önlerine. Doğru mu? Tamam. Zaha'yı koyduk. Evet. Kerem Aktürkoğlu'nu sola koyduk. Tadiç'i de ortaya koyduk. Kaç iki forvet falan nerede affedersiniz? Tek forvet o zaman Icardi. Şey nerede bizim? İrfan Can nerede? İrfan Can burada. İrfan Can var, Cengiz var. Cengiz var, İrfan Can var. Tamam. Kerem Aktürkoğlu var. Şimdi Kerem Aktürkoğlu hem geçmiş hem de bu şu an itibariyle bunların bir tık önünde olduğunu düşündük. Bilmiyorum. Siz de zaten Kerem Aktürkoğlu'nu koydunuz. Kerem de çok ama iyi adam. Ama bir altın 11 yapıyoruz yani. Bak, şimdi. Bir şey söylüyorum. Kerem de çok bir adam. Şey de çok iyi adam. İrfan Can da niye o senin hocan oynatmadı? İrfan Can'ın yüzüne bakmadı. Niye? Adamı kaybetti bence Fenerbahçe. Kim etti? Dün itibarıyla İsmail Kartal'ın İrfan'ı sonunu getirecek hamleyi bence. İrfan Can'ı İsmail Kartal bu sene canlandırdı. Bak dikkat et lafıma. Doğru. Ve çok bugün de gömdü. Gömmez. Gömdü abi. Bak göreceksin. Bak bir helvasını yapmadığı kaldı İsmail. Tamam göreceğiz. Hayır, ben seninle bu konuda tartışmaktan mutluluk duyarım. Ben sen diyorsun ki İrfan Can'a değer kattı. Ben de diyorum ki en kritik maçında Cengiz tercihini kullandı. Şimdi kendisi şunu düşünebilir. Adam iki gol attı. Demek ki doğru tercih etmişim diyebilir. Bence İrfan Can gibi bir oyuncu da küstürdü. Peki bir şey. İddia ediyorum İrfan Can bundan sonra şu ana kadar gösterdiği performans gibi oynamayacak bundan sonra. Daha fazlasını oynayacağını düşünüyorum. Peki abi zaman. Tamam. İnşallah Selim tamam. Abim haklı çıkar. Hayır seni de haklı çıkar. Hayır ben elini öpmekten ve senden haklıyım için. Ben de gidip yanaklarını işte öpmekten adamı, tebrik ederim. Bir futbol adamı ancak böyle şimdi, bir gün. Ama şimdi bir şey söyleyeceğim sana. Yani ne olursa olsun Fenerbahçe takımı sahaya çıktığı zaman her Fenerbahçeli bu seneki ve yani çok iyi oyuncu İrfan Can. Hiçbir taraftar ona şundan kızıyordu. Abi kızdığı şu. Sen çok iyi adamsın. Bundan oynadığın bugünkü oyunlardan çok daha iyi oyun oynadığın için biz seni onun için seviyoruz. Adam baktı kendine çıktı. Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Tabii. İçimden ne geçti? Selim abi. Yanlış anlam. Şu kadroları gördüm ya. Vallahi bir Beşiktaşlı olarak biraz buruklaştım. Üzüldüm ya. O da yapacak böyle. Ama yok. Hayır. İçimden geliyor. Ben hani duygusal. Anlıyorum. Ya. Anlıyorum. Abi şuraya bak. Bir kadro yaptınız şuraya. Var yani ya. Fenerbahçe buraya Beşiktaş'tan bir tane oyuncu koyamazsın ya. İnşallah abin bazı refeyaz uçar bazı şeyleri değiştirirler. Beşiktaş camiası mecburi takım yapmaya. Yapmak zorunda evet. Yapmak zorunda. Teknik direktör de bu takımın altın karmanı Okan Buruk. Doğru mu? Abi herhalde bunda tereddüte bakmayın yani. Adam geçen sene şampiyon yapmış bu senede. İyi yapmış bir şey demiyorum ki. Yani niye böyle? Geçen sene kim şampiyon olmuş? Galatasaray değil mi? Evet, son Şampiyonlar Ligi'ne kim katılmış? Galatasaray. Galatasaray. Kaç tane maç oynadı Şampiyonlar Ligi'nde?
İşte 6 tane maç oynadı. 6 maç oynadı. Evet. Peki. Sonu çok iyi bitmese de 6 maç oynadı. 6 maç evet evet doğru söylüyorsun. Düşünsene abi. Ben şimdi UEFA kabul ediyor UEFA musun? UEFA abi söyleyeceğim Duygu Ekmen abi siz. UEFA UEFA maçlarını kim oynayacak? Yine Galatasaray. Evet. Şampiyonlar Ligi'nin bir altı. Ben şimdi burada İsveç modelini söylüyorum. Teknik direktörüm İsmail Okan yapıyorum. Tamam. En kıdemli hoca kim oluyor? Burada ben ikisi yapsın. Yani abi İsveç bir takımda yok mu ikisi? İki tane hoca. Bu arada Nostradamus adlının 4 ile ilgili bugünkü maçla ilgili 4 tane olay olacak. Evet. 4 gol olacak. 4 kırmızı kart dedi. Bazı şeyleri tuttu. Mesela Adnan. Onu da söyleyelim. 4 kart. 4. Bak. He? Golü kim attı? Golü 4 numaralı oyuncu attı. Valla doğru attı. Tamam. 29. dakikada oldu. Evet. Astrologlar da şey olabiliyor. Abi oluyor. Hatalı bir şey söyleyebiliyor. Abi bak bir şey söyleyeyim. Yanlış bir şey söyleyebiliyor. Şimdi ben... Doğru, hayır, hayır abi. Yok. Bir şey söyleyeceğim. Bu ben sezon sonuna kadar konuştum değil mi? Sezon sonuna kadar bekliyoruz şimdi. Evet bekliyoruz. Bekliyoruz. Sezon sonunda eğer benim dediklerim çıkarsa burada büyük bir olay var. Yapacağız. Telegol'de. Anlatacağım. Aynen. Çıkmazsa da beni zaten göremezsiniz. Acı Badem'de serum alıyor olur. Adnan'ın 4 numaralı oyuncu attı. Attı abi. 4 tane Gaziantep'li sarı kart gördü. 4 sarı kart gördü. Direkten 4'tü son anda 5 oldu. Beni saymıyoruz o biraz yarım direk gibiydi. 11'imizi bakalım şöyle bir. ben de şöyle arkaya verin istiyorsanız arkaya verin. Ben de şöyle Selim abinin yanına geçeyim. Ne oldu şimdi? Tamam ben ya da kendi kamera. Şimdi kadromuz böyle oluştu. Kanede Muslera, Barış Alper'i sağa koyduk. Ferdi'yi sola, Bonici, Abdülkerim yaptık. Torreira, Szymański, Zaha, Tadic, Kerem ve Mario Icardi. Benim burada itirazım Zaha'ya. Şimdi bir şey söyleyeceğim sana. Seni de peki oraya kimi düşünürsün? İrfan Can'ı düşünürüm. Peki oylama yapalım. Yapın. Tamam. Zaha mı, İrfan Can mı? Zaha. Zaha dedi, İrfan Can dedi. Evet. Ne oldu? Tabii ki İrfan Can. İrfan Can. Evet. Ya ikisini kıyaslarsan İrfan'ı koyarım. Ya. Ben de İrfan Can'dan yana tercihimi kullanıyorum. Bak, koyarım. İrfan Can. Niye oynuyor adam? Tamam. Zaha'yı İrfan Can'la biraz uğraştıracak sizi. İrfan Can yapalım. Peki. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu Kerem'in yanında Kerem çok kötü oynuyor. Allah Allah. Bugün Galatasaray'da ıslıkladı taraftarları. Biz bunları yaparken konuşurken yani mesela oraya Cengiz olmaz mı? Hayır soruyorum bilmiyorum. Kerem gerçi iyi futbolcu da hani bir şey demiyorsun. Ya Cengiz'in ama. İki tane maçı var. Allah Adnan sen nasıl futbol adamısın ya? Futbolcu Cengiz ya. Adam geçen sene abi. Bu sene bakma ıslıklanıyor falan sakar makar diyordu evet, ama evet. Yine de en çok iş. Geçen İstanbulspor maçını kurtaran adam oldu ya. Yani Kerem. Sen Kerem'e abi bugün neler yaptın? Ben bu Galatasaray'dan laf söylüyorlar inanamıyorum ya. Galatasaray bu statlara Okan Hoca biliyorsun sarıldı. Evet sarıldı gönlü doğru değil mi? Çiftler. Kerem'e. Yani, çok büyük haksızlık yapıyorlar Kerem ya. Kerem büyük mutsuzluk var. Kerem gider abi bu sene Galatasaray'dan. Böyle olsun. Zaten teklif gelen bence gitsin abi gitsin. Hayır. Görsün Avrupa'yı ya. Yani görsün orada da mutlu olsun. Oradaki yaşam tarzı, orada kültür, orada kız arkadaş edinsin, orada evlensin. Oranın yemeklerine adapte olsun. Kerem diye mi mesela böyle oluyor? He? Kerem diye mi bu çocuğun ismi Galatasaray'da? Kerem değil. He? Kerem Oski olsaydı şu anda herkes tapıyordu buna. İyi oyun. Kerem. İyi oyun abi. Geldi takım 24 Erzincan olunca. Islıklanan adam oluyor. Islıklanan adam oluyor. Yazık ya. Nankörlük abi. Geçen çok güzel bir gol attı. Ronaldo da Portekiz'de sevilmiyor. Her ülkenin kendi oyuncusuna karşı bir alerjisi var. Var. Hakikaten var ha doğrusu. Evet. Mesaj. Ronaldo Portekiz'de ıslıklanan bir adam. Adama yani dünya saygıyla önünde eğiliyor. Arjantinler Messi hala adam dünya şampiyonu yapmış hala bir sempatisi yok. Yok. Yani bir Maradona'ya yaptıkları Maradona'ya kimse o sevgiyi Messi'ye göstermiyorlar. Göstermiyorlar. Evet ona da göstermiyor.